Oyuncağın direk kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Subnautica'dayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arkadaş burada rahat rahat takılmaya devam ediyor. Ölmüyor da, yukarıda çıkamıyor. Böyle geziyor ya. Bu bizim evcil hayvanımız oldu ya. Buna bir isim mi versek acaba ya? Ha? Şu tipe bak. Buna bir isim verin ya. En yaratıcı ismi kendi aranızda da likelayın. En yaratıcı ismi buna verelim ya. Bunu öyle çağıralım. Çünkü bu gitmeyecek belli yani. Bu böyle kaldı bu. Bunu alamıyoruz da bunu anca öldürebiliriz. Ulan! Anam üstüne binebiliyorum. Dur. Üstüne bineceğim. Bindim. Götür beni. Hadi. Hadi lan. Oğlum. Lan bu beni gezdiriyor. Oğlum çok saçma ya. Çok saçma. Yapımcılar. Görün bunu. Böyle hata mı olur? Neyse tamam. Şimdi konumuza dönelim. Şuradan hemen yukarı çıkalım bakalım. Akvaryumumuza. Yaratıklarımız büyüyor. Bu bayağı büyüdü. Ne diyeceğim? Bunun içinden şu çıktı. Bir tane sonradan iki tane daha yumurta koymuştuk ya. Bir de şu çıktı galiba. Hipnozcu. Bir de bu çıktı. Mantarımız burada büyümeye devam ediyor. Bu eğer aşağıdakiler gibi olursa devasa bir mantar olabiliyor. Bakalım. Evet bunlar böyle güzel takılıyor. Şimdi gençler bu bölümde artık şu sarı tableti, turuncu tableti bulup, tamam mı, o kapıyı açmayı planlıyorum. Şimdi C-Mod'la gideceğiz. Yanımıza su banı falan almaya gerek yok muhtemelen. Tamam mı? Dur efendim, neredeydi? Ha, buradaydı, doğru gittim. C-Mod'umuza gideceğiz. Yanımda suyum var. Yemeye gerek var mı? Yok. O kadar bir vaktimiz yok. Yalnız şuradan ben bir iyon küpü alacağım. Çünkü o kapıyı açtığım zaman belki de benden şey isteyecek. Hatta şu mor tableti de alayım yanıma. Ne olur ne olmaz. Değil mi? Yani benden ne isteyeceğini bilmiyorum. Yemeğim var. Mor tablet aldım. İyon küpü aldım. Pil var yanımda. Falan filan. Evet hazırız. Haydi gidelim. Şimdi size şimdi nerede olduğunu göstereceğim. Turuncu tableti nereden bulabiliriz? Şöyle bir yüzeye çıkacağım. Şimdi neredeyiz abi? Şöyle dön Aurora'yı. Aurora'yı gördük. Tamam mı? Aurora'yı gördük. Aurora'nın tam arkasındaki şu ada var ya. Bulutlarla çevrili olan ada. O adaya doğru gideceğiz. Devam edeceğiz. O adayı böyle yavaş yavaş görmeye başladığımız zaman dibe dalacağız. Orada aşağıda da bir yerlerde. Farklı bir biyom var zaten. Böyle büyük küre gibi bitkiler var ya. Bitki midir nedir artık onun adı da neyse bilmiyorum. Onların olduğu yerde. Umarım buluruz. Ondan sonra direkt zaten ben şeye bağlanırım. Lost River'a oradan bağlanırım diye düşünüyorum. Hiç başka bir yere çıkmadan bakacağız. Yolumuzu bulacağız artık. Çok da emin değilim. Bir önceki bölüm biliyorsunuz Suban giysisine kol yaptık, kanca yaptık ve Kyanite'i bulduk. Kyanite'in nerede olduğunu bulduk. Bayağı bir aksiyon yaşadık. Evet yavaş yavaş ada gözüktü, ben dalıyorum abi. Evet bak dediğim şu. Oha. Dur lan çok döndük. Şu topaç, top gibi şeyler var. Tamam mı? Böyle aşağı doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Oğlum. Sesler yükselmeye başladı ama. Başımıza bir şey gelmese.
Aman yarabbim, orada bir şey var. Yok yok. Yok yok, ben seninle hiç... Seninle hiç ben muhatap değilim. Seninle ben hiç... Arkama bile bakmak istemiyorum şu an. Hadi oğlum, neredesin? Hadi göster. Bir insan yapısı, bir araştırma üstleri hep gezdik ya. Ona benzer bir şey olması lazım. Buralarda bir yerde. Şimdi ay, en sevmediğim yaratık ya. Hayır hayır. Hayır hayır, hiç. Hiç seninle alakam yok. İşimde gücümdeyim. Hayır ya. Çok yakınımda. Neredesin be oğlum? Neredesin be oğlum? Ya önüme niye çıkıyorsun? Hayır 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 hayır, vurma ne olur. Hocam daha mı ineceğiz? Neredeydi ya? Buralarda bir yerdeydi aslında ama... Umarım doğru gidiyoruzdur gençler. Kaç metre oldu? 480 metre oldu. Tamam. Bilemedim. Allahu ekber. Bir dakika lan, harita bitti. Harita bitti, harita. Ya bir saniye ya. Lan! Oğlum bunlar ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Dur dur. Abi buralarda. Buralarda olduğunu biliyorum. Buralarda bir yerde bulacağız, dur. Suya geç dalmış olabiliriz. Geç derine inmiş olabiliriz çünkü biz indiğimizde ortalamıştık belki de. Bu biyomu. Bir saniye durur musun hocam? Yapma sakın. Yapma, hayır. Çünkü o insan yapısı dediğim şeyin etrafında o ahtapot gibi yaratık vardı. Muhtemelen oralarda bir yerde. Şöyle biraz sağlı gideyim. Belki sağ taraftadır. Şuna bakın ya. Ya bu var ya, lanet bir şey ya. Evet gençler. Ahtapotu gördük. Ya buralarda bir yerde olması lazım. Ama nerede? Bulduk. İşte bu. Bulduk da. Kardeşim, tipine bir bakar mısınız şunun ya? Ben oraya nasıl gideceğim? Etrafında dönüp duruyor. Burada bıraksam. Burada bıraksam. Abi her yerde şey, yaratık var ya. Her yerde yaratık var. Tamam, 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 tamam. Bayağı uzaklaştık. Allah'ım sen koru, ben gidiyorum. İşte budur, girdik. Bir tane PDA var. Tamam. Integrating new PDA data. Ya şu önümdeki beyazlığı çek ya. Gıcık oluyorum ya. Aa bu ne? Şarj eden yüzgeçler. Abi bunların hepsine bakacağız. Bunların hepsine bakacağız dostlar. Bir dakika. Şimdi bunun bir üst katı bir şeyi olması lazım. Allah'ım tipe bakar mısın ya? Sese bak. Lan!
Bu elektronik şeyleri bozuyordu bildiğim kadarıyla. Bir tane daha PDA bulduk. İşte burada bir elek var. Bir dakika. Aa, burada bir şey daha var. Ne verdi? Sidewalk kalkan oluşturucu. Çok iyi. Şurada bir PDA mi var? Ne? PDA daha var gençler. Tamam. Şimdi bunun nereden bir şey mi var? Ha şurada. Nerede? Burada aha bir tane daha var. İşte burada. Turuncu tablet. Turuncu tabletimizi bulduk gençler. Şimdi amacımız şeyi bulmak. Uzun ne o? Bir saniye dur ya. Beni korkutuyor. Çıktım. Nerede lan benim şeyim? Aa, C-Mod'um nerede? C-Mod. Hepsi karıştı birbirine. Aa, burada. Lan! Sen benim şeyime mi vurdun? Lan! Patlatma sakın! Sakın patlatma. Ebene tükürürüm senin ha. Lan gücü mücü kesti şerefsiz ya. Sakın. Tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum. See you. Tamam gençler şimdi burası muhtemelen Lost River'a bir yerden bağlanır diye tahmin ediyorum. En azından bağlanmasını ümit ediyorum. Şimdi turuncu tabletimizi aldığımıza göre evet. Tahminlerim doğru çıktı gençler. Aynen Lost River'dayız. Buradan şimdi o turuncu tabletle açılan kapıyı bulacağız. Bunun altında sülfür mü vardı? Ne vardı? Ya gençler bana ne lazım biliyor musunuz? Lan 69 diyor. Tamam. Canım gidiyor. Okey. Buraya ben illa subanla gireceğim. Anlaşıldı. Şimdi sağdandı galiba. Aman yarabbi ya. Umarım doğru gidiyorumdur. Umarım. Şöyle kenardan kenardan. Şimdi buraları kesmiyorum. Çünkü nereden nasıl gidileceğini bakan arkadaşlar var. Mesela turuncu tableti işte nasıl gittiğimizi, hangi yolları izlediğimizi merak eden, bulamayan buradan hani bir kılavuz olsun diye kesmiyorum nasıl gittiğimi. Hani eve dönüş yollarını falan kesiyorum. Haberiniz olsun gençler. Çünkü bir arkadaşım demiş hani yolları kesersen sıkılmayız falan demiş ama kesmeme sebebim bu. Buradan da söylemiş olayım. Ben inşallah doğru gidiyorum. Dur da dur bakayım ya. Aynen baba. Aynen. Doğru geldik. Yes be. Şimdi. Hayır ya. Buradan değil. Ha buradan. Yo buradan değil. Buradan değil. Buradan unuttuğumuz tableti koyduğumuz yer ama buralarda bir yerde. Tamam sağdan devam edeceğim o zaman. Aynen. Ha, evet. Şimdi dur bulduk galiba. Oyt. Şurada bir yerdeydi dur. Dur. Ha karşıda. Tamam. Bulduk gençler. Şimdi şu arabamızı güzel bir yere park edelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Ya yemeğimiz yok. Dur şu suyumuzu bir içelim. Küçük balık var mı? Küçük balık var mıydı buralarda? Birkaç küçük balık bulsam. Şunlar yeniyor mu lan?
Bunlar yenmiyor galiba değil mi? Bunlar yenmiyor hocam. Şurada sanki balıklar var. Aha dur. Vallahi buldum. Bunlar yenir abi. Aa, dur. Aa, dur. Dur dur nereye gidiyorsun? Aha dur. Bir tane daha alsam... Benim işimi görürsün. Gel buraya. Vallahi bunlar bizi bozmasın. Vallahi yedik. Yapacak bir şey yok. Bunlarda uranyum muranyum vardır. Tövbe estağfurullah. Şimdi... Hadi bakalım. Giriyoruz. Dur dur dur. Yabancı kemik örneği kasası. Bunların hepsini taratacağım. Hepsini taratacağım. Yabancı bitki örneği kasası. Tamam. Başka? Uzaylı araştırma donanımı. Aa yumurta bulduk. Abi kim bilir bunlar ne çıkacak? Bunlara baktık. Bunlar ne abi? Tamam veriyi indirdik. Aa burada bir yöntemi varmış. Bu mu? Yengeç pençesi yosunu. Bir şey falan açılmıyor mu buradan ya? Aa, beklediğim kadar bir şey çıkmadı ya. Umduğum kadar bir şey çıkmadı. Ben böyle daha egzantrik bir şeyler bekliyordum. Neyse. Gençler şu PDA'lere bakalım. Sonra bölümümüzü yavaşça sonlandıralım. Çünkü bu bölümün konusu sadece turuncu tablet ve bu kapı olsun istiyorum. Şimdi yontuklarımızı aldık. Tasarımlarımıza bakalım. Bir şeyler gelmiş. Göz balığı bilmem ne. Turuncu tablet gelmiş. Yüksek sağlık tüp falan. Ha, şarj eden yüzgeçler. Yüzerken eldeki aletleri kablosuz şarj eden. Ah! Çok iyi ya. Bunları yaparız. Ha, Cyclops kalbi. Denizaltının hasar görmesini engellemek için kısa süreliğine geçici bir set oluşturur. Oo. Başka? Başka yok. Bir tane daha var. O nedir? Pişmiş göz balığı. Tamam. Ses kayıtlarını geç. İndirilen beriler. Dekasiden kurtulanlar. Şunlara bir bakalım. Hastalık. Bart demiş ki lütfen kavga etmeyi bırakın da beni dinleyin. Hastayız. He? Nasıl? Öksürüyorsunuz değil mi? Kaşıntı hissediyorsunuz. Cildinizde kabarcıklar var. Evet. Eğer hastaysak yaşamsal algılayıcıların bizi uyarması gerekirdi. Ama bu yeni bir şey. Veri tabanında yok. Konuş o zaman. Ne yapacağız? Kusacak mıyız? Çamur banyosu mu yapacağız? Yabancı bir bakteri her yerde, gezegen üzerindeki her organizmada kalıtımsal kodumuzu değiştiriyor. Tüm yaratıklar hastaysa nasıl hayatta kalabiliyorlar peki? Henüz bilmiyorum. Onlardan bazılarını senin için kesmemi ister misin? Onları nasıl hayatta kaldığını bulabilir misin? Hayır. Yalnızca neye gereksinimin olduğunu söyle oğlum. Malzeme, donanım. Yalnızca biraz sessiz olabilir misiniz? Düşünmek için zaman ihtiyacım. Alınan riskler. Şimdi... Paul neden bu kadar mutlusun? Maida demiş. Sence çocuk sana bir şey getirdim. Dışarı bir canavar mı var? Buraya kadar denizaltıyla çekerek getirdim. Oo, o şey öldü mü? Hala nefes alıyor. İşini bitirmek üzereydim ama istersen oturup sohbet edebilirim onunla. Ne dersin? Bir işe yara da şu sertleştirilmiş bıçağı bana uzat. Sen çıldırdın mı? Bu şeyi buraya mı getirdin? Ya baygın değilse, ya başkaları da gelirse. Onun mekanından dolayı, merakından dolayı peşimden gelmiş olmasın mı? Benim, yoksa benim onu buraya sürüklemiş olmamı dilersin. Bu gezegenden kurtulduğumuz zaman seni lanet imparatorluğun mahkemelerinde süründüreceğim. Adam yaratığı getirmiş ya lan. Manyak mısın oğlum? Yaratığı niye getiriyor? Felaket. Seninle buraya gelerek hayatımızı tehlikeye attım. Kapa çeneni şef. Çocuk araştırma yapması için elinde örnek olmadan hastalığa çare bulamaz. Buraya onlardan birini getirdim.
Bart söyle ona haklı olduğumu söyle. İkiniz de hatalısınız. Eğer onları katletmeye devam edersen bakteriye nasıl karşı koyulacaklarını bulamam. Canlı olarak gelmeyi çok istemiyorlar. Ne bekliyordun? Çok düşüncesiz davrandığını söylemek istiyor sana. Baba, eğer buraya bir delik açarsak sonuçta bu dışarı gitmekten daha iyi olur. Orta yolu bulmak zorundayız. Konu tartışmaya açık değil. Benim deniz üssümde bunu yapamazsın. Senin deniz üssümü. Ben dışarı gidiyorum. Bart, içeri dön. Çok tehlikeli. Lanet olsun çocuk. Beni duyduğunu biliyorum. Canavar sesleri falan geliyor. Oh şef telsizi bırak ve başlığını tak. Ne? Sıkı tutun falan demiş. Felaket yaşanmış. Anladığım kadarıyla bu bizim enzim dediğimiz olay var ya. Bir tane yaratıktan enzim alacağız. Onunla alakalı bu yaratık dedikleri şey. Onu çözmeye çalışıyorlar. Son. Birden ortaya çıktı. Cyclops'tan daha büyük bir deniz canavarı. Güçlendirilmiş gövdede bir delik açtı. Başlığımı zor taktım. Ona söylemiştim. Derinlerde diğerlerinin de geleceğini söylemiştim. Çarpışma beni yaşam alanından dışarı fırlatmıştı. Ve o şey dönüp beni yaralamıştı. Tam dokunaçları beni kavrayacakken Maida birden ortaya çıktı. Bir elinde su altı motoru, diğerinde sivri bir hurda metal vardı. Ya canavarı öldürecekti ya da bunu denerken canından olacaktı. Onu son gördüğümde canavarın boynuna saplanmış bir metal parçası vardı. Ona tutunmuştu ve canavar onu savurup üzerinden atmak için karanlığın içine sürüklenmişti. Eminim ki amacına öyle ya da böyle ulaşmış oldu. Sonra derinlerde bir ışık gördüğümü sandım. Bart'ın uzakta yüzdüğünü umut ettim. Onu takip ettim. Şimdi anladım ki gördüğüm hiçbir şey değilmiş. Oksijenim tükenmek üzere. Yaşam alanım çok uzakta kaldı. Gökyüzünü göremiyorum. Bir şey eminim ki kanımın kokusunu alacaktır. O uzaylıkta araştırma da var. Büyük laboratuvar masası. Beraberken göre şu anki neyimizin çok ötesinde teknolojiye içermektedir. Uzaylı bitkisi. Araştırması. Yara bitkisi falan filan. Terminal verisi. Başka hayvan üreme verileri. Jeolojik veri. Uraninit. Tamam, bunlar yerli canlı türleri falan filan. Evet sevgili dostlarım, umduğum gibi bir şey çıkmadı aslında. Ben böyle ne bileyim, bir portal kapısı falan filan, o tarz bir şey çıkar diye umut ediyordum bunun için ama bir şey çıkmadı. Yine o büyük yaratıkla alakalı ipuçları çıktı. Anladığım kadarıyla bizim lav biyomuna gitmekten başka çaremiz, yolumuz kalmadı bu hastalık için. Bir sonraki bölümlerde bunun için uğraşacağız tabii. Öncelikle şu Cyclops'un derinlik modülünü yapmamız lazım. Ondan sonra bir şekilde Cyclops'u buraya, bu derinliklere benim sokmam lazım. Hatta Cyclops'un içine bir yaşam alanı yapabiliriz. Çünkü artık buraya girdikten sonra çıkamayacağız bir daha yukarı. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım, bölümü kapatalım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şu an çıkan sosyal medyalardan beni mutlaka takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da eğer hala abone değilseniz destek olmak için bana abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.